Merhaba fotoğraf dostları, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım keyifleriniz yerindedir. Genellikle video çekenler, bazı durumlarda da fotoğrafçılar kameralarının mevcut ekranı ile yetinmez ve daha büyük ekrana ihtiyaç duyarlar. Ben de özellikle video çekerken bu ihtiyacı sıklıkla hissediyorum. Bu ihtiyacı cep telefonumuzla ya da tabletimizle gidersek güzel olmaz mıydı? Bu mümkün. Nasıl olduğunu merak ediyorsanız, hadi buyurun. Harici monitör ihtiyacı genellikle daha büyük bir ekranda görmek, ışığı, netliği daha kolay takip etmek ve bir takım ilave kolaylıklar için tercih ediliyor. Fotoğraf için buna tercih desek de video için çoğunlukla zorunluluğa dönüşüyor. Harici monitörler de kayıt yapıp yapmamalarına ve içerdikleri özelliklere göre çeşitleniyor ve fiyatları artıyor. Cep telefonu her zaman yanımızda taşıdığımız bir şey. Genellikle büyükçe ve kaliteli bir ekranı var. Bu ekranın monitör olarak kullanılması fikri kulağa hiç de kötü gelmiyor. Android telefonu olanlar biraz daha şanslı bu konuda. Çünkü bahsettiğimiz çözüm Android telefonlar için bir süredir mevcuttu. Ama benim gibi iOS işletim sistemine sahip telefona olanlar maalesef telefonunu monitör olarak kullanamıyordu. Ta ki iOS 17 yayınlanana kadar. Gelin bugün sizlerle birlikte iOS işletim sistemine ait telefonumuz veya tabletimizle kameramızı birbirimize bağlayalım ve bu çözüm ne kadar pratik birlikte karar verelim. Bu işi yapabilmek için ilk etapta iOS 17 yüklenmiş bir telefona veya tablete ihtiyacımız var. Bu cihazın USB Type-C çıkışı varsa ideal. Yoksa bir ara parçaya ihtiyaç duyacaksınız. Burada hemen belirteyim ki bende böyle bir ara parça yok. Bu yüzden telefonla deneyemiyorum ama tabletim bu gerekliliklere tam uyuyor. O nedenle operasyonu tableti kullanarak gerçekleştireceğim. İkinci gereklilik USB grafik yakalama kartı diye adlandırdığımız ekrandaki gibi bir kart. Bu kartlar piyasada oldukça uygun fiyatla satılıyor. Bir örneği için linki aşağıya bırakıyorum ama araştırdığınızda birçok örneğini bulabilirsiniz. Ekran yakalama kartını eğer USB Type-C olarak aldıysanız sorun yok. Ama benim gibi ucu USB Type-A yani klasik USB uçlu olanı aldıysanız bunu Type-C'ye dönüştürmeniz gerekecek. Bunun için benim hali hazırda tabletime harici diskleri bağladığım üzerinde SD kart okuyucu ve USB portları olan şöyle bir adaptörüm var. Piyasada benzerlerini bulmak kolay veya bu şekilde basit bir adaptör de alınabilir. Bir de HDMI kabloya ihtiyacımız olacak. Benim kullandığım X-T5'in çıkışı mikro HDMI olduğu için bir ucu buna uyumlu. Diğer ucu normal HDMI olan bir kablo edindim. Siz de kendi kameranızın HDMI çıkış tipine uygun olarak ve kullanmayı düşündüğünüz mesafeye uygun uzunlukta bir HDMI kablo edinmelisiniz. Son olarak bir aplikasyon indireceğiz ki bu aplikasyon tüm bu bileşenleri kullanarak bize görüntüyü aktaracak. Bunun için hem telefonda hem de tablette çalışan ücretsiz CamX USB kamera aplikasyonunu veya sadece tablet versiyonu olan Genki Studio isimli ücretsiz bir aplikasyonu kullanabilirsiniz. Bunların linkini yine açıklamalar bölümüne bırakıyorum. CamX daha çok özelliği olan bir aplikasyon. Onunla devam edelim. Artık bağlantıları yapmaya geldi sıra. Önce HDMI kablomuzun bir ucunu kameramızın HDMI portuna bağlıyoruz. Diğer ucunu ise USB görüntü yakalama kartımızın HDMI girişine giriyoruz. Şimdi kart okuyucunun USB ucunu telefona veya tablete bağlamamız lazım. Bunun için uygun adaptörü kullanıyoruz ve ben tabletime bağlıyorum. Tabletimde veya telefonumda CamX uygulamasını başlattığımda eğer bağlantılarda bir hata yapmadıysanız görüntünün gelmesi gerekir. Eğer görüntü alamıyorsanız lütfen bağlantıları bir kez daha kontrol edin. Tablet veya telefonunuzu komple kapatıp tekrar açmak da işe yarayabilir. Zira bu dediklerimi yaptığınızda benim gibi siz de telefonunuzdan ya da tabletinizden görüntüyü rahatlıkla alıyor olmalısınız. Videomuzun temel konusu bu değil ama kabaca CamX yazılımında neler yapabiliyoruz ondan da bahsedelim.
Uygulama açıldığında kameranızın LCD ekranındaki görüntüyü birebir tabletinizde veya telefonunuzda görüyorsunuz. Uygulamanın ayarlarına girmek için ekrana bir kez dokunmanız yeterli. Sol üstte ekran parlaklığını ayarlayabildiğiniz bir skala, sağ üstte de ses seviyesini açıp kapatabileceğiniz bir skala mevcut. En alt satırda sol başta bir kamera işareti var ki buna bastığınızda o an tabletin ekran görüntüsünü, dolayısıyla kameradan görüntü aldığımız için kameradan gelen görüntünün fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Eğer kameranızdan HDMI çıkış bilgileri göstergesi kapalı ise ekranda sadece kadrajınız görünecek. Dolayısıyla fotoğrafı doğrudan tablete veya telefona çekebileceksiniz. Elbette bu fotoğrafın çözünürlüğü sadece bu yazılımın sağladığı maksimum çözünürlük kadar, yani 1920'ye 1080 piksel olacak. Ama zaten hedefimiz bu şekilde fotoğraf çekip tablete kaydetmek değil. Yine de web ortamında kullanılabilecek hızlı görüntüler almak mümkün görünüyor. Onun hemen yanında video kayıt butonu var. Kaydedilecek videonun ayarlarını ise en sağda USB port işaretinin üzerine dokunarak yapabiliyoruz. Açılan menüde en üstte şu anda görüntü gelen cihazın seçimi var ki buradan da bir hub vasıtasıyla birden fazla cihaz bağlarsak her birinden ayrı ayrı görüntü alabileceğiz anlamı çıkıyor. İkinci sırada format seçiliyor. İki seçenek var. 420V ve 420F. Detayına girmeyeceğim ama 420 renk örneklemesini ifade ediyor. Benim kameramda en yüksek 422 mümkün. Dolayısıyla bu yazılımla kaydedilebilecek video için 420 hiç fena bir değer değil. Sonra gelen harf XT5'te de olan bir ayarı ifade ediyor. Veri düzeyi ayarını ifade ediyor. Eğer bu harf F olursa 0 ile 255 arasında, V olursa 16 ile 232 arasında bir tonda kayıt yapılabiliyor. Bunun için ben F'i seçiyorum. Altında çözünürlük var. Burada en yüksek çözünürlük Full HD, yani 1920'ye 1080 piksel. Hemen altında da FPS değerini seçebiliyoruz. Benim kullandığım kablo ve hub'larla en yüksek 30 FPS seçiliyor. Ancak uygulamanın yardım bölümünde USB 3 hub ve görüntü yakalama kartı kullanılırsa 60 FPS'e çıkmak mümkün deniliyor. Bir altta video çekimi sırasında ses kaydını açıp kapayabiliyorsunuz. Onun altındaki seçenekle ekran görüntüsünü 90 derece, 180 derece veya 270 derece çevirebiliyorsunuz. Sonraki seçenekle de ekranın ayna görüntüsünü almak mümkün oluyor. En altta tablet veya telefonunuzun sistem sesini video kaydına dahil edip etmeyeceğinizi seçebiliyorsunuz. Settings sekmesinde cihazı yeniden yükleme, resetleme, menünün otomatik kaybolma özelliğini açma kapama, kullanma talimatı, iletişim bilgileri, paylaşma ve puanlama seçenekleri mevcut. Aşağıdaki menüde bakmadığımız tek şey şu 3 daire ikonu. Buna bastığımızda ekran parlaklığı, kontrastı ve doygunluğunu ayarlayabiliyoruz. Ayrıca zoom seçeneğiyle görüntüyü büyütebiliyoruz. Bu menüdeki ayarların sadece tablet veya telefon görüntüsü üzerinde uygulandığını, cihazın çektiği fotoğraf veya videoya etki etmediğini söylemek isterim. Sonuç olarak tablet veya telefonunuzu büyük bir monitör gibi kullanmak artık mümkün. Chemix USB kamera aplikasyonu bize bunu fazlasıyla sağlıyor ve cihazımıza fotoğraf veya video kaydetmek de ekstra olarak mümkün oluyor. Ne diyelim? Teşekkürler iOS 17. Teşekkürler Chemix USB kamera aplikasyonu. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.